Heyecanla beklediğimiz an geldi. Yayındayız. İlk konuğumuz Türk tiyatrosunun usta ismi, usta oyuncu, usta yazar, yönetmen, Türk halkına adanmış bir hayat Müjdat Gezen. Müjdat Gezen Barış Manço'yu anlatıyor. Sevgili hocam, müthiş bir gurur burada olmak. Estağfurullah. Senin eski okul. Evet, benim hayatımda iki tane dönüm noktası var hocam. Biri Barış Manço'ya katıldım 92 yılı. İkincisi de bu büyülü ortamda. Yani burası sadece bir konservatuar veya sanat eğitim alanı değil. Burası sanata gönül veren ve sahne tozunu buram buram yutmuş hocaların eğitim verdiği çok sıcak, çok güzel bir okul. Burada öğretmen olmuş olmak, armoni ve orkestrasyon dersleri vermiş olmak benim çok büyük bir gururum hocam. Kardeşin de öyle. Meltem tabii. Meltem buranın markalarından biri. Meltem başka ayrıca çok da emeği vardı. Kesinlikle. Sizi çok sever. Siz zaten bütün hocalar burada, açık söylemek gerekirse size olan sevgi ve saygıyla buluşuyoruz her zaman. Sağ ol. Hocam biz bugüne kadar hep Barış abiyi yakın çalışma arkadaşları, televizyoncular, ailesi, sevgili Manço ailesi olarak andık. Ben bu sene bir şey başlatmak istiyorum. Sizin gibi duayenlerimiz Barış Manço'yu biraz anlatsınlar istiyorum. Ve ilk sizin yapmanızı istedim. Sizinle olan bu geçmişe dayanarak ve siz de beni kırmadınız. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi marka yaratmak hocam. Müjdat Gezen, benim aklıma ilk gelen markası Dabrukatör Varyam. Müzisyen olduğu için bizim çok sevdiğimiz bir markaydı o. Sonrasında da birçok marka daha, en sonunda eğitimin sektörleştiği bir dünyada gönüllü sanat eğitimini en tepede veren kurumu kuran Müjdat Gezen. Bu kadar marka kurdunuz. Marka kurmak ve markayı ilelebet bir ömür başarıyla taşımak, bunun sırrı var mı hocam? Valla aslında benim hayatımda her şey kendiliğinden oldu. İşte bildiğin gibi bir sabah bir uyandım ki çok meşhurum. Hiç öyle bir şey olmadı. 53 yılda sahneye çıkmışım. 70 yıl bitmiş. Böyle 60 yılında anneme ilk kazandığım para, tiyatrodan kazandığım, onu götürdüğüm günün üzerinden 63 yıl geçmiş. Arkama dönüp baktığımda sadece mesleğimi çok sevmek, onun üzerinde çok titiz durmak ve ona sevgi, saygı gösterme üzerine kuruldu. Hep de öğrencilere ya sevdiğiniz işi yapın ya yaptığınız işi sevin diye. Ben hem sevdiğim işi yaptım hem de yaptığım işi çok sevdim. Ve giderek sabah o hani temel atarsın, sonra üstüne tuğla, 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 koya koya, koya koya 70. yıla geldiğimizde işte biraz saçlar ağırmış, biraz yeni konu ağırmış. Ama çok şükür mutlu bir adam yani. Barış Manço markası hakkında neler söylersiniz? Barış'ı çok sevdim. Barış'ı kaybettiğimiz gün gözlerim şişti ağlamaktan. Ben onu çok severdim. Televizyonda program yapardım. Ona davet etmişti beni. Gitmiştim çocuklarla, Barış'la sohbet, muhabbet filan. Barış'ın mesela bizim Elif'te operasyon mezunu, işte evet, müzikal mezunu, Amerika'da müzikaller tarihi, Londra'da müzik, şimdi Hollanda'da korosu var filan. Barış hayrandır, çok sever. Barış'ın hemen hemen sevmediği, ezbere bilmediği parçası yoktur yani. Evveli yıl turne yaptık baba kız oyunuyla. Barış Manço şeyi koyduk, kaseti koyduk. Bir şehirden öbür şehre gidene kadar hep Barış abi. Bütün kol düğmelerinden tut, domates, biber, patlıcanından tut. Ne varsa hep Barış'la geçti o günümüz. Çok da mutlu olduk, çok da hüzünlendik. Bence o konuda üç önemli müzik adamı yetişmişse, hani Cem Karaca gibi diyelim. Ben Erkin'i de severdim rahmetli. Barış herhalde çok önem arz ediyor bu üçlünün içinde yani. Belki üçlü deyip de kısıtlama hakkım ve haddim değil ama Barış'ı neresinden bakar? Bir Japonya konseri vardı mesela. Tabii. Tokyo'da millet ayağa kalktı yani. Olacak şey değildi.
Ve çok kolay yabancı dil öğrenme özelliği vardı. Anadolu turneleri falan yapıldı ama Avrupa turnesindeydik biz otobüste. Hollanda'daydık. Ya Belçika'ya kadar bir uğrayıp benim eve uğramam lazım dedi. Allah Allah, Hollanda'dan şimdi. 3 dakika sonra Belçika'daydık biz. Bir sokaktan geçtik. Bu tarafı Hollanda sınırı, bu tarafı Belçika sınırı. Gitti evden bir şeyler aldı, geldi otobüse bile. Olsan bir ülkeden öbür ülkeye mi? Hollanda'dan şeye, Belçika'ya zaten gördüğün gibi işte kapı komşu dedi. Aa, çok güzel. Allah rahmet eylesin. Yani çok tatlı bir. Çok başka bir. Evlatlar yetiştirdi. Karısı sahiplendi. Yani Moda'daki müze hakiki bir müze ya. Kesinlikle öyle. Böyle güzellik. Barış yaptıklarıyla, besteleriyle uzun yıllar yaşayacaklar. Hocam aslında ben şöyle bir ilişki de kuruyorum. Şimdi mançoloji yaptık biz birlikte son 9 ay. Özellikle ben 8 sene Kurtaran Ekspres üyeliği yaptım. Fakat mançoloji de bana bir şey gösterdi Barış abi. Bize hep öğretilen sanat eşittir, evrensel olandır diye anlatıyordu ama o eserde orada bir noktalı virgül vardı. Sanat evrensel olandır ama sanatçının toprağı vardır. Şimdi ben onda da bu toprağı çok görüyorum. Çok. Sizde de toprağı görüyorum. Çok. Yani Türk tiyatrocusu, yazdıklarınız, yönetim şekliniz. Ve bu okulun kurulma sebebi. Tabii yani bir, çünkü tiyatroda da sanırım çok uzun bir süre hep oyun çevirileriyle belli isimlerin yönetiminde geldi. Ben takip ettiğim, bildiğim bir alan olduğu için. Çok da doğru bir tespit yapmışsın. Sizin alanınız ise hep özel, bu toprağa özgü ve bu toprağın yazısına özgü yazılarınız, oyunlarınız, yaklaşımınız oldu. Barış abi de sizin gibiydi aslında. Eser şundan kaynaklanıyor o. Mesela Aziz Nesin. Evet hocam. Uluslararası bir yazardır. 23 yabancı dile kitapları çevrilmiştir. Oyunlar yazmıştır filan. Aziz Nesin ne zaman ki evrensel olayım diye oyun yazdıysa o oyunlar yurt dışında oynanmamıştır. Ne zaman ki yaşar ne yaşamaz diye bu toplumdan bir hemen Almanca'ya çevrilmiş, hemen İngilizce'ye çevrilmiş, yurt dışında oynanmıştır. Ben bir gün sabaha kadar Aziz abiyle bunun tartışmasını yaptım. Çekhov ben evrensel olayım diye yazmadı yazılarını. Ama Rus toplumunu, mujikleri, diğer kesimleri öyle anlattı ki uluslararası oluverdi, evrensel oluverdi. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Evrensel olmanın yolu bence ulusal olmaktan geçiyor diyebilirim. Kesinlikle öyle. Ortak bir nokta daha görüyorum. Barış abinin çocuklara verdiği değer, televizyonculukta, yazdığı şarkılarda. Siz sadece çocukta da kalmadınız, gençlere de çok değer verdiniz. Ve sanatınızın en zirve noktasında hocam, sahne yapabilecekken, televizyonda kariyerinize devam edebilecekken okullar kurdunuz. Evet. Büyük bir vazgeçiş var. Evet, evet. Büyük bir vatanperverlik var. Şöyle yani. Bunun döngüsü nasıl hocam? Çünkü ben artık 80'imi aştım. Şöyle baktığın zaman da hep de öyle baktım ya ayrıca geleceği kime teslim edeceksin? Gençlere. Gençlerin bir evveli jenerasyon ne? O çocuklar. O çocuklar büyüyecek, genç olacaklar. Sonra senin, sonra benim yaşama gelip bu ülkede söz sahibi olacaklar. Onun için onlara diyorum ki sakın gitmeyin. Sakın yurt dışına sakın ha gitmeyin. Bu topraklarda faydalı olun. Çünkü bu toprakların ekmeğini yemektesiniz hala. Kesinlikle hocam. Ben sizi çok daha fazla tutmak istemiyorum hocam. Hasta olduğunuzu biliyorum. Beni ağırladığınız için ve tabii ki barış severleri ağırladığınız için, sanat severleri. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki buradan ben de geçtim. Sağ olun. Barış'ı unutmayın. Ayrıca da Barış'ı unutmayın. Thank you.
Hollanda'dan merhaba sevgili arkadaşlar. Hollanda'ya gelmek isteyen gençlere biraz yol göstereceğim. Özellikle Hollanda ve Türkiye ile yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşmanın adı Ankara Anlaşması diye. Bunun içeriklerini sizlere gelecek programda açıklayacağım. Gençlerimiz Hollanda'da nasıl kalabilirler, nasıl yaşayabilirler, nasıl çalışabilirler? Bunun detaylarını size önümüzdeki programda açıklayacağım. Evet, bizi takip etmeye devam edin. YouTube kanalımıza abone olun. Hollanda'dan sevgilerle. Bir dahaki programda her şeyi açıklıyorum. Her hafta ünlü bir sanatçı bizimle birlikte olacak. Temel Şahin anılarla birlikte bizimle olacak. Dretch Rogero dünyayı gezerken bize dünyayı sunacak. Ve biz Barış Manço hayranlarının Barış Manço'yu nereye koyduklarını, yani gönüllerinin neresinde hissettiklerini yakından takip edeceğiz. Barış Manço hayranları bize nereden ulaşacak? Barış Manço İlelebet grubundan. Şimdi Barış Manço İlelebet grubundan Beti'ye bağlanıyoruz. Merhabalar sevgili Eser. Evet, bu hafta Ergun yok. Ergun acilen iş için Almanya'ya gitti. O yüzden normalde beraber sunacağımız bu Barış Manço İlelebet yayınını bu hafta ben tek başıma sunacağım. Her hafta belli bir hayran konuğumuz olacak. İşte Barış Manço'nun neden bu kadar hayran olduğunu, neden bu kadar sevdiğini öğreneceğiz beraber. Aynı zamanda Barış Manço'nun sevdiği şeyleri, bilinmeyenleri, hayatına bakış açısını, hobilerini, her şeyini, merak ettiğiniz hayatına neler varsa, hayatına dair ne varsa onu öğreneceğiz. Onu araştıracağız ve sizlere sunmaya çalışacağız. Sevgili Ergun, sana da selamlarımı yolluyorum. Bu hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tamer abi, bu haftaki anlatacağın hikayede bizim diğer ekip ortağımız Recep de olsun, Recep Recep de olsun. Recep'in her yerde bu hata var zaten. Olmadığı bir yer yok ki. Mantar gibi. Adam konsere çağırıyor Barış Manço'yu, Gümüldür'e. Sabahın körü ne beklersin, sabah 9'da kahvaltı. Reş'le de daha yeni tanışıyor. Barış abi de el üstünde tutmak için. Şefim diyor, masayı donat diyor, şiş kebap Adana filan diyor. Barış abi dur oğlum diyor, sabah bir kahvaltı edelim, nereye donatıyorsun? Parmak da böyle ama donat masayı. Barış abi de o kalmıştır o parmak, biliyor musun? Donat Recep der hemen gördüğü zaman Recep'i. Ama Recep'in bir misafirperverliği çok var. Çok ailece zaten. Tabii, ailece tabii. Onlar. Işık sağ ailesi. Olsunlar. Bütün Işık ailesine zaten buradan selamlar, sevgiler. Tabii. Hiçbir zaman dostluğumuz bitmedi. Zaten anne babadan alıyorlar bu terbiyeyi. Misafir ağırlama nasıl, sevgili, her şeyi. Tabii. Rahmetli anne o Gümüldür'de disko işletirken Recep sabah bize çorba elleriyle çorba hazırlı sabahın beşinde. Böyle bir aile. Çok güzel bir aile. Recep'le Delikanlı gibi klibini çekiyoruz. Barış abi dedi, burada zengini sen oyna dedi. Ben de tamam abi dedim. Zaten Barış abi ne derse o oldu. Ondan sonra işte Reç var, Mustafa Koz var. Onlar mahallenin delikanlıları. Ben de zengin oynuyorum. Tabii bir tane spor araba gerekiyordu. Prodüksiyona yapım sorumluluğu da bende olduğu için bunları da ben ayarlıyorum. Bağlar başında bir... Araba neydi o sırada? 64 Chevrolet, 63 Chevrolet. Hı. Ama tavanını kesmişler, tenteli yapmışlar. Ha. Kiralık. Türk tasarımı. Türk tasarımı buradan ama çok şık bir araba. Kiraladım, araba hazır. İşte ekip şeyde, Bostancı'da. Nasıl bir soğuk hava. Böyle hafiften yağmur çiseliyor. Hava karardı. Zaten çekimimiz geceydi. Ben arabayı alayım. Ekibin yanına öyle gideceğim. Ekibi gönderdim. Barış abiler hepsi gittiler Bostancı'ya. Arabayı aldım. Arabanın tente kapanmıyor. Çekiştiriyoruz, çekiştiriyoruz. Kilitlenmiş makaslar. Ne yapalım, ne yapalım? Araba gidecek, geç kalıyorum. Bende beyaz ceket,
araba kabriyo, üstü açık. Ben bir çıktım yola, fener o kızıl topraktan bir girdim, kar başladı. Ben de beyaz ceket, üstü açık spor araba. Bütün millet bakıyor, ben iyice böyle artık eğildim eğildim, yok oluyorum. Yok oldu, rezilliğim benim, yani tam bir kura vaziyeti, tam yani süzme vaziyeti. Öyle bir anım oldu. Ya bunun gibi çok anılar var. Biz o klibi bitirdik. Merve İldeniz hala arkadaşımız. Çok, çok cici bir insandır. Sen de tanışıyorsun. Tabii. Merve'miz bir tanedir. Bodrum'a gittiğim zaman yıllar önce oraya yerleşti. Kendisiyle görüşürüz. Bu klibi hala anarız. Sohbet eder, konuşuruz. Hı. O anımız da böyle sadece. Harika abi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hocam.